Merhaba. Merhabalar. Sesim geliyor mu? Evet geliyor, benim geliyor mu? Bir Geliyor. sıkıntı var mı? Yok, hiçbir Ha, tamam. sıkıntı yok. Süper. Dilerseniz küçük bir girişten sonra başlayalım. Sizin için Olur tabii uygunsa. ki. İyi akşamlar basketbol severler. Ben Basketball Wolf Blog'un yazarı İrem Çalışkan. Bugün de yeni bir canlı yayınla sizlerle karşınızdayız. Ve bugünkü konuğum Feslen Gençlik Spor Kulübü kurucu ve başkanı Arif Bingöl hocamız bizlerle beraber. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Öncelikle. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Teşekkür ederim. ederim. Sizler nasılsınız? Ben deyim, teşekkür ediyorum. Dilerseniz ilk sorumuzla başlayalım. Tabii. Seyircilere kendinizden biraz bahseder misiniz? İsmim Arif Bingöl. 1990 İstanbul'da. Evli ve 14 aylık ikiz babasıyım. İkiz erkek babasıyım. Bursa Feslen Gençlik Spor Kulübü kurucusu ve baş antrenör olarak hala faaliyetimize devam ediyoruz. Amacımız Türk basketboluna değer katan ve basketbol seven bireyleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Harika. Peki sizin basketbolda ilk yolunuz nasıl kesişti? Aslında benim yolum 5. sınıf sayılarken babam da benim eski basketbolcuyum. Beni tutup o zaman Enka'da çalışıyordu. Enka Spor'un tesislerine götürmüşler. Ama tabii ki her Türk çocuğu gibi biz futbolu seviyorduk. O zaman basketbolun detaylı olarak ne olduğunu ve bilmiyorduk. Enka tesisine gittiğimiz zaman koçla tanıştım. Koçla tanıştıktan sonra beni antrenmana aldılar. Ama gerçekten hani izlediğimde çok iyi bir takımdı. Hani basketbolu bilmesem bile uzaktan baktığınız zaman hani iyi bir takıma benziyordu. Sonra koç kaç yaşında olduğunu sordu. O zaman söyledik ama o takımda benden 3 yaş jenerasyonu yani 87 jenerasyonu olduğunu söylediği için hani senin yaş grubun yok burada. Ayrıca seni antrenmana davet edelim dedi. Antrenmana katıldım. Ama gerçekten dediğim gibi antrenmanda hani ilk defa elini top alan bir çocuk basketbol potasının ne olduğunu bilmiyor. O an biraz basketbola sempatim doğmaya başladı. Sonra koç hani teşekkür ederiz dedi. Öyle ayrıldık. Bir sene sonra Bursa'ya yerleştik. Ailemin nedenlerinden dolayı. 6. sınıfı giderken sınıf arkadaşım vardı benim Aykut. Bunun abisi de antrenörlük yapıyordu. Basketbol antrenörü ayrıca. Boyum uzun olduğu için beni takıma davet ettiler. Hani gel bir deneyelim diye. O şekilde basketbol kariyerime başladım 6. sınıfta. Oyaklarına da. Bursa Oyaklarına. Harika. Ben Enka ile ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Enka'nın benim için çok ayrı bir yeri var. Benim Leyla Çalışkan, kendisi halam, Evet. Enka tarafında antrenörlük yapmıştı, basketbol antrenörlüğü. Babam da aslında eski basketbolcu ama o da tenis tarafında tenis şubesinin yöneticiliğini yapmıştı. Ben ne Oh, zaman süper. Enka Spor Kulübü'ne gitsem böyle bir enerji doluyor. Ve ara ara da orayı özlerim. Sanki gerçekten bir sporcu için çok farklı bir enerjisi var. Oraya gittiğim zaman o kadar iyi hissediyorum ki ve hakikaten de özenesi bir yer. Onun Aynen öyle. dışında duyamadım ama. Aynen öyle dedim. Hani gerçekten orada girdiğiniz zaman testlerde ayrı bir büyüsü var. Hala gözümün önünde canlanıyor. Kesinlikle. Peki şunu da sormak istiyorum. Siz Bursa'dansınız. Bursa basketbolu hakkında bize neler söylemek istersiniz? Biraz da hani o tarafı Bursa. dinleyelim. Genelde hep şey oluyor çünkü hani işte İstanbul tarafı biraz daha ağır basıyormuş gibi gözüküyor. Tabii ki elbette Bursa, Ankara taraflarında da kulüpler mevcut ama bir de sizden Bursa tarafını dinleyelim. Bursa basketbolu gerçekten zamanında lokomotif bir basketbol camiası vardı. Hani en azından bizim oynadığımız senelerde 2000'li seneleri, 2001, 2003, 2004 bu senelerde gerçekten ismini kanıtlayan kaliteli antrenörler dediğimiz şu an antrenör abilerimiz de hala devam ediyor. Bırakanlar da var aslında ama hani
Bu antrenörler bile küçük takım, yıldız takım çalıştırıyordu. Şimdi A takım, örnek veriyorum, Murat Hocam var, Murat Yılmaz, Tofaş'ın yardımcı antrenörü. Ve geçen gün bir haberde gördüm, Orhun milli takımın yardımcı antrenörünü yükselmiş. Murat Hocamız bizim yıldız takımda, Jena'da antrenörümüz mesela. Hani gerçekten iyi antrenörlere yetişti, o jenerasyondan iyi oyuncular yetişti. Ama şu ana bakarsak gerçekten basketbol piyasası, Bursa camiası var. Biraz İstanbul, Ankara, İzmir'e göre bayağı bir düşüşteyiz. Bu neden kaynaklanıyor? Kalifeli antrenörler, bilgisiz antrenörler yerin ya da ya da büyük kulüplerin yaptığı çalışmalar olabilir. Çünkü ben şahsen Persan Gençlik Spor Kulübü'nü butik kulüp olarak görüyorum. Yaz okulu bağlamında çalışan bence bütün kulüpler butik kulüp. Yani tabii ki bizlerimiz amacımız bu büyük kulüpleri öğrencilerimizi yetiştirip yönlendirmek. Ama hani dediğim gibi erkek basketbolu şu an, erkek basketboluna konuşursak tabii ki hani bildiğimiz gibi Bursa'nın bir lokomotifi var, Tofaş. Gerçekten güzel yatırımlar yapıyor. Destekliyoruz bu yatırımları da. Ama hani İstanbul gibi değil maalesef. Hani Tofaş'a veya örnek veriyorum İstanbul'da 5-6 tane kulüp sayabilirsiniz kafaya oynayabilecek. Ama Bursa'da maalesef bu yok. Hani Tofaş var. Ya iyi bir jenerasyon varsa bir Yeşim vardı geçen sene. İki bir jenerasyon. Cem Hoca'nın jenerasyonu. Hani maalesef Tofaş'ların veya oradaki oyuncuların daha fazla gelişimini sağlayabilecek bir takım, bir rakibimiz yok maalesef. Ama güzel çalışmalar oluyor. Altyapıda Tofaş'ın başlattığı yeni Tofaş projesiyle gerçekten iyi çalışmalar yaptılar. Alttan gelen nesiller var ama inşallah onların da değerini bilirler. Yeterli süreyi altyapıda alabilirler inşallah. Bir yandan baktığımız zaman hani benim branşım kulüp sahibi ama benim branşım bayan basketbolu yine. Bayan basketboluna baktığım zaman gerçekten çok düşük bir kitleye sahibiz. Basketbol, bayan basketboluna önem verildiğini sanmıyorum şahsen Bursa'da. Maalesef üzülerek söylüyorum. Ya çünkü baktığınız zaman herhangi bir yaş jenerasyonuna bakıldığında Bursa'dan bir ya da iki tane oyuncu göremiyorsunuz. Hani bu U20, U18, U16, U14 hepsi dahil. Bu belki biraz bizim suçumuz da olabilir. Hani bayan basketbolu yatırım yapan kulüplerin artık el ele verip bir noktaya gelmemiz gerekiyor. Onun hakkında da birkaç kulüple zaten beraber çalışmalara başladık. Hani bunlar gün geçtikçe, zaman geldikçe zaten sosyal medyadan da takip eden insanlar görecek. Güzel bir atılımlara başlıyoruz yavaş yavaş. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur. Umarım kadın basketbol için de Türk basketbolu için de en güzeli olur. Şöyle yani sadece aslında kadın basketbol kısmında Bursa değil, bence Türkiye'nin geneli anlamında bir sıkıntı var. Çünkü antrenörleri dinlediğim zaman bir hani düşüşten, hani bir kalitedeki düşüşten bahsediyorlar. Evet, mesela milli takımımızın aldığı işte bir bilet var şampiyonaya. Ama onun öncesinde daha genel açıdan bakarsak kadın basketboluna hala kalitede biraz düşüş var. Şeydeki yani erkek basketbolundaki gibi devşirme oyuncularla biraz yürüme var. Maalesef. Dolayısıyla hani nasıl erkek basketbolunda şikayet ediyoruz aslında işte altyapıda yetiştiriyoruz. Neden bunlar alt takıma çıkmıyor falan filan derken erkek takımındakinin biraz daha fazlası aslında kadın basketbolunda varmış gibi gözüküyor. Evet. Peki ben bir de kulüp bazında sormak istiyorum. Beslen Gençlik Spor Kulübü olarak ilk başladığınızdan itibaren misyonunuz ve vizyonunuz nedir? Bir de ben şu bir soru daha eklemek istiyorum buna. Tam da misyon ve vizyon demişken 2020-2021 sezonunda bir aksilik olmazsa bölgesel lige katılacaksınız. Bunun hakkında da birkaç kelime söylerseniz sevinirim. Tabii ki çok sağ olun. İlk önce Fersan Gençlik Spor Kulübü olarak bizim amacımız topluma sağlıklı ve disiplinli bir birey yetiştirip
basketbol hayatında yön vermeye çalışıyoruz. Ama biz şunu da biliyoruz ki bize gelen öğrenci portföyü veliler de biliyor. Maalesef her basketbol oyuncusu basketbolcu olamıyor. Ya da basketbolun yan dalları, antrenörlük, hakemlik bu şekilde devam ediyor. Aslında bizim amacımız topluma basketbol disipliniyle, basketbol prensibiyle, basketbol diyorsunuz takım oyunu ve bu takıma oyununa adapte olabilmek için belirli zamandan sonra iş hayatında da adapte olabilmesi için yani biz ileri yöndeki çocukları daha fazla hani çocukları ileri seviyede düşünüyoruz. Yani basketbolcu olabilecek çocuklarımız var içinde ama maalesef binde bir gibi bir sayı var. Hani çünkü çevremizde çok basketbol kulübü var ve olabilecek oyuncular çok yani böyle beş parmağın beşi bir değil. Ama biz basketbol disiplini, basketbol ahlakı ve basketbol kültürüyle yetişen oyuncuların veya eski jenerasyondaki insanların iş hayatında daha disiplinli, daha özverili ve daha işlevli bir noktaya geldiğini gördük. Abilerimizden de gördük, kendi arkadaşlarımızdan da gördük. Biz ilk önce bunu aşılamaya çalışıyoruz misyon olarak. Yani tabii ki basketbolu öğretip, basketbolda başarılar kazanmak, basketbolda maçlar kazanıp şampiyonlar gitmek bunlar tabii ki misyonumuz var. Ama maalesef hani şunun biz farkındayız, bilincindeyiz, bizim velilerimiz de bunun farkında. Hani bütün oyuncular basketbolcu olmuyor maalesef. Çevremizdeki insanlar da bunları görüyor. Biz zaten bu şekilde çocukları yönlendirdiğimizde çocuklarımız eğitim hayatında daha başarılı oluyorlar. Hani eğitim hayatında başarılı oldukları için de bizde de basketbolunda da başarılı oluyor. Zaten maalesef hani şöyle bir istatistik var. Dersiyle, okul hayatıyla basketbol hayatını beraber götürebilecek kişi sayısı derslerinde iyi olursa basketbolu da beraberinde götürüyor. Ama basketbolunda iyi, dersinde kötü olduğu zaman elbet bir tezatlık çalışıyor. Alenen çalışıyor olabilir çünkü 8. sınıfların girdiği sınav var. Lise sonunda üniversite sınavına girdiği sınavlar var çocuklar. Aileler ister istemez bunları hazırlamak istiyor çocuklarını. Haklılar da. Hani bunlar da bize büyük bir engel. Yani biz de amacımız dediğim gibi tekrardan yani bu çocuklarımızı misyon olarak basketbol kültürü, basketbol toparlamak mı gerekirse basketbol kültürü, basketbol disipliniyle daha fazla hayatına, ileriki zamanındaki hayatına adaptasyonunu sağlamak. Bizim amacımız bu. İlk elimizden biri bu. Vizyon olarak gelirsek eğer, daha demin de söyledik kadın basketbolu hakkında biraz açıklama yapmıştım. Kadın basketbolunda da 2020-2021 senesinde, sezonunda belki daha hani kesin bir belli değil ama bir kadın basketbol takımı olarak Bursa'yı temsilen bu ligde olmak istiyoruz. Tabii bunları yapabilmek için en önemli şeylerden biri sponsor. Kesinlikle. Basketbolda maalesef. Şu an pandemiden dolayı bir seneden beri çalışmayan kulüpler var, oyuncular var. Yani bizzat biz öyleyiz. Şahsen yaklaşık olarak 7-8 aydır basketbol elini sürmeyen lisanslı sporcularım var benim. Çünkü pandemiden dolayı antrenmanlara gelemediler. Haklılar. Hani biz aileleri zorlayamıyoruz maalesef bu konuda. Ama şu an gerçekten bir basketbol antrenörleri, basketbol kulüpleri, basketbol jenerasyonu tam bir kaos içindeyiz. Ne olacağı belli olmadı ama niyetimiz bölgesel lige katılmak. Bölgesel ligde Bursa takımını göğsümüzü gere gere temsil etmek. Amacımız bu. Elimizdeki Bursa jenerasyonu çocuklarını diğer şehirlerde basketbol nasıl oluyor? Sadece şampiyonluğa gitmek de olmuyor bu iş. Biz zaten hani Marmara bölgesinde olup şampiyona gittiğimizde direkt İstanbul, İzmit büyük zaten büyük maçlarla oynuyoruz. Ama ne bileyim Karadeniz'de veya İç Anadolu'dan bir takımı daha oynayamadık. Yani bu bölgeselin avantajı da bu olacak. Bütün şehirlerdeki basketbolun neler olduğunu, çocuklarımızın en azından basketbolun sadece Marmara bölgesinde ya da Bursa'dan ibaret olmadığını bunları göstermek amaçlı bir vizyonumuz var. Harika. Ayrıca son toparlıyorum. Yerelliklerde de vizyonumuz her zaman olduğu gibi hem erkeklerde hem kadınlarda FaceTime adını daha da duyurmak
ve daha kaliteli insanlara ev sahipliği yapmak istiyoruz şahsen. Öncelikle ben baştan şey yapmam gerekirse konuyu, aslında nitelikli oyuncudan biraz bahsetmiş oldunuz. Çünkü basketbol, evet, yani şöyle söyleyeyim, belirli bir oyuncu sayısı var. Yani öne çıkan belirli kulüpler var atıyorum. Bunların belirli alabilecekleri bir kısıtlama sayısı var, yani belli kişiyi alabiliyorlar. Dolayısıyla herkesin orada oyuncu olması mümkün değil. Bu sefer ne oluyor? İşte en yetenek olarak teknik anlamda, fundamental anlamında, psikolojik anlamda, zihinsel anlamda en güçlü olanlar aslında tepeye çıkıyorlar ve işte elit sporcu dediğimiz kısma geldiklerinde orada devam ediyorlar. Diğerleri ise hayata başka bir yerden tutunmak zorundalar. Burada dediğiniz gibi, yani eğitimle yürümesi sporun, sadece basketbol değil, başka sporların da yürümesi çok önemli. Çünkü spor bittiği anda herhangi bir sakatlık vesaire, sadece hani basketbolcu takıma giremese bile yaşadığı bir sakatlıktan ötürü, bir aksilikten ötürü bir şey olur, o hayallerine veda etmek zorunda kalır. Belki Maalesef. hasbelkader psikolojisi etkilenir ve o spora, nasıl diyeyim, antrenör olarak veya yönetici olarak, oradaki bir basketbol insanı olarak devam etmek istemez. Dolayısıyla kendisine başka bir alan bulması gerekiyor. Eğitim de burada ona bir farklı alan yaratıyor aslında. Kendisini Evet. keşfediyor. Burada ben şeye çok inanıyorum. Bu yüzden de üniversitede okuduğum bölüm konusunda da şanslı hissediyorum kendimi. Ben makine mühendisliği okudum. Buradan aldığım, atıyorum, özelliklerle basketbolu birleştirebiliyorum. Ne kadar ayrı gözükseler de aslında sonunda bu şekilde basketbola dönmeyi başardım. Hani bu benim için mesela bir artı oldu, onları birleştiriyor olmak. Ama bunu oyuncunun kendisine de aktarmak çok önemli. Veliye de aktarmak çok önemli. Çünkü dediğiniz gibi veli işin biraz daha eğitim kısmına bakıyor. Çünkü hani ya Aynen. spor kısmı haklı olarak devam etmezse. Ama ikisini bir arada götürebilen, zaten dediğiniz gibi hayatında o disiplini yansıtıyor. Yani kendimden biliyorum. Hala 26 yaşındayım. 21 senedir spor yapıyorum. İnsanlar diyor ki artık hani abartıyorsun falan, ama aslında bu abartmakla ilgili değil. Bu biraz daha kendime kattığım disiplinle alakalı, öğrendiğim şeylerle alakalı. Aynen. Onun bir de bölgesel lige katılma açısından da şunu söyleyeceğim. Kadın basketbolu, mesela diyoruz ki tecrübe kazanmaları lazım. Tecrübe içinde ne gerekiyor? Aslında sadece maç sayısı değil, rakibin, işte karşı kulüplerin skalasının da artması gerekiyor. Yani sizin karşılaşacağınız kişilerin fiziksel olarak da, yaş olarak da, milliyet olarak da bir çeşitlilik olması gerekiyor ki siz buna alışkanlık gösterebilirsiniz. Atıyorum. Evet. Bunun için kendinizi hazırlayabilirsiniz. Yani ben maç sayısı da çok önemli, ama buna daha çok inanıyorum. Birazdan BGL kısmında da, Basketbol Gençler Ligi kısmında da oraya geleceğim. Bir yandan da orayı sormak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Basketbol Gençler Ligi başladı. Ve bu sefer kadın takımları da var. Kadın takımlarının genç takımları da artık mücadele edecekler. Bu çok güzel bir şey tecrübe açısından. Genç oyuncuların, ben özellikle kadın tarafını soracağım. Ligde edineceği tecrübe ve ileriki kazanacağı vizyon vesaire, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kadın basketbolunda BGR gerçekten güzel bir çalışma olmuş. Bu Türkiye Basketbol Federasyonu gerçekten kutlamak gerekiyor. Bu pandemi sürecinde doğru düzgün antrenman yapamayan kulüpler varken bu şekilde bir çalışma yapması. Ama benim içimi burkan bir şey oldu. Mesela BGR'de 10 tane bayan basketbol takımı var. Kadın basketbol takımı. Keşke bunun sayısı bir 16 olsaydı, bir şampiyona tarzında bir şey yapsalardı daha güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Ya da ne bileyim orada bir İç Anadolu takımı, bir Doğu Anadolu takımı eklenebilirdi, davet edilebilir diye. Çünkü sadece hani tecrübeden bahsediyoruz. Çünkü BGL takımlarına bakıldığı zaman işte orada Fenerbahçe'si, Emlak Konuklu, Galatasaray'ı, Kayseri'si vesaire, bu böyle takımlar var. Bu takımların zaten A takımları var.
Bu BGR'nin kurulmasının sebebi de A takımında süre alamayan çocuklarını daha fazla tecrübe kazanıp aralarından silinenleri A takımına oynatabilmek. Eğer şey olamazsa birinci ligde veya BGL yaşını doldurduktan sonra birinci ligde diğer takımlarda kendilerini boy gösterebilmek amaçlı yapılan bir çalışma diye düşünüyorum. Çünkü o çocuklarımızın da oynayıp birinci ligde yani Süper Lig'de bunları kendilerinin elinden geldiği kadarıyla süre almaları gerekiyor. Bunu mesela bu sene Beşiktaş çok güzel yaptı. Hem erkek basketbolunda hem bayan basketbolunda hani takip ettiğimiz kadarıyla çok güzel işler yapıyorlar. Ama BGL'de dediğim gibi bayan basketbol, kadın basketbolunda biraz daha sayı artsaydı daha güzel olurdu. Hani BGL'nin amacı şudur bana göre sorulursa. BGL'de Türkiye şampiyonası finali gibi düşünün. Final grubu gibi düşünün. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Hani U18'e, 18'in üstündeki yaşındaki oyuncuların A takıma level atlayabilmeleri için yapılan bir lig, ara bir lig. Zaten erkeklerde bu sene 3. senesi mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 3. senesi, bayanlarda, kadınlarda da 1. senesi. İnşallah daha güzel olur. Devam ettirilir ve takım sayısı daha da çoğalır. Amacımız o zaten. Hani doğudaki bir takımın da orada olması çok güzel olurdu. Örnek veriyorum, Karadeniz takımından da bir takım daha olması güzel olurdu. Çeşitlilik olursa bence basketbol daha fazla güzel oluyor. Hani sadece basketbol Ankara'dan bu tarafı değil. Hani ben ondan yanayım. Hani tabii ki burada Kayseri Kaskisi var, aşağıda Mersin'i var, Adana'sı var. Buradaki takımlar da çok değerli takımlar ama hani şahsen hani o puan tablosunda veya katılan kulüpler arasında bir örnek veriyorum. Sadece benim bir örneğim. Bir Sivas'ın takımı, bir Erzurum takımını görmek gerçekten gurur verici olurdu şahsen. İnşallah oradaki antrenörlerimiz de detaylı çalışmaları yapıyordur. Ben buna zaten eminim. İlerleyen zamanlarda da onları da orada görsek çok mutlu oluruz. Tabii yani onlara şans verilmesi yani hepimiz için Türk basketbolunun geneli için çok iyi olacak. Ama bir de hani şu açıdan da düşünüyorum. Mesela kaynak dağılımına baktığınız zaman ortada bir eşitsizlik olduğu için bunlar da yansıyor. Mesela BGL'de bildiğim kadarıyla Süper Lig takımları şey yapılıyor, oynuyor. Diğerleri ise 18 yaş altı. Yani genç takım olarak oynuyorlar. Şimdi hani niye sadece Süper Lig takımları bu ne diyelim şeyi alıyorlar da tecrübeyi alıyorlar da diğerleri hani biraz daha şey kalıyor, arka planda kalıyor. Aynı şey kız oyuncuları için de geçerli. Ve BGL'de benim gördüğüm şöyle bir şey var. Şimdi adı BGL, evet deplasmanlara gidip geliyorlar fakat hala daha kendi yaşıtlarıyla oynuyorlar. Sadece bildiğim kadarıyla 19 yaş 3 oyuncu oynatabiliyorlar. Yanlış mı biliyorum ama. Evet, doğru. O yüzden de hani daha önce de söylediğim şey skala genişlemiyor. Yani işte bu A takıma çıktıkları zaman nasıl işte 35 yaşındaki insanla da karşılaşıyorlar. Daha hani farklı insanla da fizik olarak daha farklı insanlarla karşılaşıyorlar. Dolayısıyla o tecrübeyi alabilmesi için hala BGL evet çok güzel bir adım. Fakat sanki onun üstüne biraz daha atılması gerekiyor. Yani biraz daha ne diyelim U21 gibi yani Ümit takım gibi Ümitler Ligi gibi Evet, olabilirse öyle örnekler de var. Ben hep bu örneği veriyorum ama Erman Kunter'in bir Zoom toplantısında anlattığı şeyleri dinlemiştim. Onlarda genç takım yok. Onlar da U21 işte 21 yaş altı veya 20 yaş altı olması lazım. Burada hazırladıktan sonra ve A takımla yavaş yavaş idmanlara çıkıyorlar. Ondan sonra A takıma hazırlanıyorlar. Hani bu skalanın daha baştan genişlemesi belki onların çok daha tecrübeli ve hazır hem kafa olarak hem fiziksel olarak daha hazır olmalarını sağlayacaktır diye düşünüyorum. doğru. Ben bir şey daha eklemek istiyorum ama BGL'de erkeklerde mesela örnek veriyorum. Gelişim Koleji var. Ve Süper Lig'de oyuncuları olmamasına rağmen. Hani benim bildiğim kadarıyla BGL'de daha
dediğiniz gibi Süper Lig'deki oyuncular, kulüpler ilk önce davet ediliyor. Ondan Evet. sonra çevre illerde maalesef şöyle bir ayrım yapıyorlar. Bunu üzülerek söylüyorum. Hani İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, buradaki büyük kulüplere tekrardan davet ediliyor. Eğer artı boşluk kalırsa diğer illere tekrardan tekabül ediyor diye düşünüyorum şahsen. Hani bu hakkın, bu konu hakkında biraz araştırma yapmıştım. Mesela Mersin Tarsus Koleji'de geçen sene oynadı diye hatırlıyorum. Bu sene maç özetlerine bakıyorum. Bolu'da biliyorsunuz şampiyona tarzında bir oynanıyor BGL. Orada da gelişim kolejini gördüm. Mesela sevindim şahsen. En azından hani A takımı olmasa bile oyuncularını elinde tutabilip ve BGL'de oynatabiliyorlar. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Benim yönetmelikten hatırladığım kadarıyla Süper Lig takımları dışında onlar zaten zorunlu diyebiliyorum ama Türkiye Şampiyonası'nda hani derecesi olanlar ve milli takıma oyuncu gönderenler arasında böyle bir değerlendirme yapıyorlar. O değerlendirmeden Evet, sonra öyle bir davetiye gönderiyorlar diyebiliyorum. şey var. Bu arada şey seyircilerimizden de sorular var. Biraz da okumadım diye sitem geldi ama lütfen sitem etmeyin. Çünkü daha dördüncü soruyu sordum ve sorular var ama elbette ki sizin sorularınıza da yanıt bulmaya çalışacağız. Sercan hocamız şöyle sormuş. Sponsorlar genelde futbol, erkek, basketbol vesaire sponsor olmaya can atarken kadın basketbol takımlarına neden sponsor olurken çok gönüllü olmuyorlar hocam? Sebebi nedir? Şu an bulunduğumuz pandemiden dolayı da olabilir ve bundan önceki senelerde de bence kadın basketbolu değil de bizim insanımız sponsor olmak amacında içinden gelerek sponsor olmuyorlar Sercan hocamın dediği gibi. Ya da bir ikna çabası, durmadan kendini anlatabilme. Ama sponsorluk konusunda şöyle bir şey var. Hani bu tabii ki muhasebe işlerine giriyor ama verdiği verginin %85'ini örnek veriyorum 20 bin lira 50 bin lira bir sponsorluk yaptığı zaman normalde o şirketin verdiği verginin %85'ini vermemiş oluyorsun. Sadece sen amatör sporlara bağış yaptığın takdirde. Hani bunu aslında çoğu şirketler de bilmiyor. Biz dile getirsek de ya biz onu hallediyoruz tarzında konuşuyorlar vesaire vesaire oluyor. Hani bu işlere fazla konuşmak istemiyorum şahsen. Sadece hani kadın basketboluna değil Sercan hocam. Komple bütün kulüpler olsun. Şu an hani kaç seneye kadar önce hani buradan 200 seneye kadar önce büyük kulüplerin bile sponsoru yoktu maalesef. Hani biz bile şu an bir şeyler yapma aşamasındayız. Ama bu sponsorluk olayı gerçekten hani bu pandemi de üzerine bir tuz biber oldu. Bütün işverenlerin, fabrikaların veya basketbolu sevip de destek edecek insanların üzerine bir engel oldu. İnşallah en kısa zamanda bu pandemi kalkar ve insanlar işlerine geri dönerler. Ekonomik kriz tarzında bir krizden de yükselişe çıkarız. Basketbol seven insanlar da inşallah basketbol olur, futbol olur, hangi branş olursa olsun. Eğer imkanları varsa, destek verirlerse gerçekten çok önemli bir şey bu. Hani bu sadece olay maddiyat değil, manevi olayı da çok yüksek. Sen burada hani bir Bursa'da veya örnek veriyorum başka bir ilde bir takımın bölgesi oynaması demek o çocuğun diğer illerdeki antrenörlerin, diğer illerdeki takımların radara girmesi demek. Elinizdeki yetenekli oyuncular varsa bu çocukların önünü açmak demek. Bunların vesile oluyorsun aslında. Ama bunları detaylı olarak insanlara anlatmamız gerekiyor. Biz antrenörler olarak ya da yöneticiler olarak aslında bu iş yöneticilere kalan bir şey. Maalesef bizde de bilinçli yöneticiler maalesef üzülerek söylüyorum kalmadı gibi bir şey ama kendi için yöneticilik için mesela bu sene ilk defa federasyon bir yöneticilik semineri yaptı yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Yüzde katılım oldu bildiğim kadarıyla siz de yöneticilik belgesi aldığınızı da biliyorum. Hani inşallah basketbolu bilen insanları biz buralarda görürsek daha güzel olacak, önümüz daha da açılacak diye tahmin ediyorum. Kesinlikle. Yani şu konuda katılıyorum. Daha çok antrenörler elbette anlatacak ama yöneticinin anlatması, yöneticinin basketbolu biliyor olması mesela benim için çok önemli. Çünkü basketbolun değerlerini, o alanı, oradaki atmosferi karşı tarafa yansıtmaya çalışırken bilmediğiniz bir şeyi yansıtamazsınız karşı tarafa.
Onu zaten Aynen. yaşamış olmanız gerekiyor. O yüzden de hani sadece o alanda olmak ve masa başında olmak değil, insan iletişimi işte ve basketbolu birleştirebiliyor olmaları lazım yöneticilerin. Aslında birçok şeyi barındırıyor olmaları lazım. Ben mesela şöyle yapıyorum. Diyeceksiniz ki belki yöneticilikle ne alakası var bu işin ama antrenörlük derslerini akademininkiler de dahil hani almaya çalışıyorum. Çünkü evet hani yönetici set drill'le bir alakası yok. Ama oradaki atmosferi alabilirse yani oradaki bilgileri ben kendime katabilirsem ve kendi içimde yoğurabilirsem basketbola bakış açım çok daha farklı olacak diye düşünüyorum. O zaman bunu karşı tarafa da yansıtabileceğim. Tabii ki. Bu arada şeyi de eklemek istiyorum. Güray Kurtay hocamız BGR ile ilgili şunu söylemiş. BGR'ye katılmak için eleme maçları oynanıyormuş. Ben direkt yönetmelikten ötürü direkt katılım var Süper Lig takımların. Diğerleri davetiye yoluyla diyebiliyordum ama onu da öğrenmiş olduk bu arada. Ben de şahsen öyle biliyordum. Sizin gibi biliyordum. Öğrenmiş olduk. Evet. Peki diğer sorumuza geçelim isterseniz. Altyapı ligleri bir türlü başlamadı. Hani demiştik eli kulağında hani herkes bir şey bekliyor. Hatta bu yüzden işini yapamayan antrenörler başka meslek aramaya başladılar. Çünkü kendi işini yapamayınca ve evini geçindirmek zorunda. Bu yüzden de farklı yönelimler oldu. Mesela Basketbol Gençler Ligi'nde bile başladığı halde bir böyle yavaşlık, bir temposuzluk, bir hani çekingenlik var. İzleyen antrenörler de bundan bahsediyor sürekli. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani BGL'de etkileri var. Acaba altyapıda daha başlamadı, başlarsa nasıl etkileri olacak bunun? İlk önce şundan bahsetmek istiyorum ben. BGL evet maçları takip ediyoruz. Tabii ki hani bu çocuklar şunu unutmayalım 5-6 aydır antrenman yapmadılar. Yaklaşık olarak bir ay antrenman yapıp BGL ligine katılıp ve müsabakalarda oynadılar. Hani bir oyuncunun 7 ay 8 ay oynamayıp bir ay antrenman yapmaları ve bu antrenmanın da ne kadar verimli olabilecek. Maalesef pandemi bir ortam. İnsanlar temas etmeye korkuyor. Savunma yaparken bile oyuncuya savunma yapmaya bile korkuyor yani. Bunlar gerçekten izlenirken görünen bir şey. Hani bu olacak. Zaten hani bunu başlatırken bunu düşünerek yaptılar. Çünkü insanları oyuncuları en azından basketbola soğutmamak amacıyla ve BGL gibi bir ligde oynatıp insanların basketbol seyir zevkini ayrıca arttırıp ayrıyetten de oyuncuların da tekrardan adaptasyon süresini kısaltmaya çalıştılar. BGL konusu bu şekilde bence. Altyapıya gelirsek şimdi bu konuda. Biz oyuncularımızla, velilerimizle irtibat halindeyiz. FSN Genç Spor Kulübü olarak. Maalesef velilerimiz durmadan şikayet ediyorlar bize. Çocuklarımız çok kilo aldı hocam. Yani bilgisayar masasından kaldıramıyoruz. Mecbur kaldıramıyoruz çünkü çocukları dışarı çıkartamıyoruz. Ayda yılda bir hani 1 ile 4 arası çıkartıyoruz ama herkes dışarıda oluyor. Çocukların kapma olasılığı var, o var, bu var diye gerçekten çok hepsi bu konuda şikayetçi. Maalesef biz de şikayetçiyiz. Pandemi süresinden sonra okullardaki salonların açılmasından sonra biz de basketbol antrenmanlarımızı başlattık. Ve orada gördük ki sayımız %70 azaldı. Çok Yani ciddi bir rakam %70. tabii ki. Yani bu şundan kaynaklanıyor. Alt yaş grubundaki U11, U12, U14 bunları kastediyorum. Maalesef buradaki yaş grubundaki çocuklar kendilerini hakimiyetini sağlayamıyorlar. Yolda giderken bir yere temas edebilir. Antrenmanda sen ne kadar salon içine girdiğin zaman her yer dezenfektan makineleri, her antrenman sonu ortalık, ortam, alınan nefes her yer dezenfekte oluyor. Antrenörler hepsi steril, kendini steril edip çıkıyor. Siz ne kadar önlem alırsanız alın ama bu burada olmuyor ama kapıdan dışarı çıkıyor, bakkala giriyor, bir şey alırken oradan bulaşıyor bu çocuğa. Hani bunları engel
olmak amacıyla velilerimiz de kendi çabalarıyla yani basketbola mecburen ara vermek zorunda kaldılar. Yani bizim 130 lisanslı sporcumuz varken pandemiden sonra açıldığı zaman 40 sporcuyla biz antrenman yapıyorduk. Gerçekten hani bu çok uç rakamlar. Belli bir zamandan sonra bu oyuncular da yavaş yavaş azalmaya başladı içlerinde. Çevresindeki insanlar bu rahatsızlığı atlattıklarından dolayı karantinaya girdiler. Bunu duyan arkadaşları gelmemeye başladı. Arkadaşının annesi duyunca o ona söyledi vesaire vesaire. Hani fazla uzatmak istemiyorum bu konuyu. Basketbolu bir çizgi tutunamadı. Hani sadece bu Feristan Gençlik Spor Kulübü olarak değil, bence bütün kulüplerde aynı sebepten dolayı var. Yani şu an bütün kulüplerin %80'i 90'ı çalışmıyor şu an. Çünkü 1 ile 4 arasında çocukların çıkma yasağı var, çıkma serbestliği var ama ulaşım olarak da ulaşım toplu ulaşımlara binemiyor çocuklar. Evet. Bize antrenmana gelen çocukların çoğunun annesi babası çalışıyor. Bu çocuk antrenmana nasıl gelecek? Bundan dolayı da çok muzdarip olduk. Özel izin alalım dedik. Gençlik spordan hala izine olumlu ya da olumsuz bir cevap gelecek. Neredeyse pandemi kalkacak hala cevap gelecek bize. Ama duyuyoruz ki belediye takımları veya X takımlara direkt yazık ediyor ve bize gelmiyor. Bu gerçekten şaşırtıcı bir olay. Bu ayrı bir şey. Neyse bunları bir kenara bırakalım. Eğer şu an lig başlarsa, örnek veriyorum U12, U14, U16, U18 ligi. Bu bir hayal. Bence başlamayacak ama eğer başlarsa diyelim. Bence başlarsa hiçbir kulübün bütçesi bunu kaldıramaz. Neden diye soracak olursanız. Şimdi şu an BG'li ligleri, deplasmanlı liglerde oynanan maçlarda, oynanan mücadelelerde bildiğim kadarıyla 24 saat önce bir PCR testi olunuyor. Hakemler de dahil. Bunu yerel ligde olduğunu düşünsenize. U10, U12, U14, U16. Benim 12 tane ligde oynayan takımım var. Bu 12 tane ligde oynayan takımın ortalama 120 tane sporcusu oldu diyelim. Her takımda onar sporcu. Bu adamlar 100 maç yapıyorlar. Ben her 100 maçta bunları PCR testi yaptırmaya kalksam öyle bir bütçe yok zaten. Zaten direkt Süper Lig'den gideriz biz. Hani bölgesi falan düşünmeyiz maalesef. Ama şunu da biliyorum. Federasyon ya da gençlik sporun karşılamadığını da biliyorum. Hani kulüpler kendileri karşılıyor bu PCR testini. Keşke başlasa biz de başlamasın için can atıyoruz. Şu an oyuncularımızın hepsi sıfır antrenman ama başlasın. Hiç önemli değil. Çocuklarımız çünkü bir senedir hayattan kopmuş gibiler. Çocuklar en azından gelirler, sevdiği işi yaparlar. Biz nasıl sevdiğimiz işi çok özlediysek, ben antrenör olarak düdüğüm asıp antrenmana girmeyi çok özledim. Oyuncuların ben şekilde topu eline alıp antrenman yapmayı, maçlarda oynamayı bunları çok özlediler. Hani konu maddiyata geliyor burada. Bence hani gençlik sporun bunu kaldırabilecek bir lüksü yok. Bizim gibi örnek veriyorum Bursa'da 85-90 tane kulüp var. Bunların 80'i özel kulüp. Diğerleri kolej takımı, belediye takımı vesaire vesaire. Belki bunlar karşılayabilir ama 10 tane takımla lig oynanır. Diğerleri karşılayamaz. Ya da ben bunu bir oyuncu 10 tane maç oynayacaksa ben bunu velinin üzerine yük veremem. Zaten veli kabul etmez. Bırak hocam basketbolu der. Biz işimize bakalım der. Çeker gider yani şahsen. Ne kadar devlet karşılasa bile bu testleri veya önlemleri bu testler ne kadar karşılasa bile o ortama gireceği için çocuğunun zaten olumsuz olarak da veli bence o ortamı sokmasını istemeyecek. Ayrı bir etken de bu. Yani üçüncü bir etken. Çünkü toplumdan uzak durmamız lazım. Teması yapılmaması lazım pandemi kuralları gereği. Ama basketbolda tam tersi temas oyunu, şey oyunu, dokunma, itme, kalkma her türlü temas uygun olduğu için şu an açılacak gibi gözükmüyor. Belki önümüzdeki sezonda da hani duyduğum kadarıyla bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış. Sadece U18, U16 ligi oynanıp diğer liglerin de oynanmayacağı konuşuluyor gibi diye bir duyum aldım. Hani doğrudur ya da yanlıştır bilmiyorum. Ama şu pandemi olayı veya bu vakalar sıfıra inmedikçe bence basketbolu başlatmasınlar.
diye düşünüyorum şahsen ben. Yerel liglerde. Yani onun da şöyle bir şeyi var. Başta söylediğim gibi başlamazsa zaten antrenörler bu işten para kazananlar ve başka bir şansı olmayanlar başka iş olanaklarına yönelmeye çalışacaklar. Çünkü başka türlü o evi geçindirmeleri mümkün değil. Ama dediğiniz gibi bu testlerden ötürü de birçok kulübün beli bükülecekti. Dolayısıyla Aynen. böyle iki tarafı da böyle uçurum olan aslında ince bir yolda yürüyoruz ve ben kendi şahsım adına söylüyorum, ben bu pandeminin kolay kolay geçeceğini sanmıyorum çünkü hala daha aklımızı başımıza almadık. Dışarı çıktığımız zaman bile nelerle karşılaşıyoruz. Yani şurada maskeni tak dediğimiz zaman darp yiyen insanlar var. İnsanlar da o Maalesef. kadar stres olmuş ki birbirlerine giriyorlar. Yani hani normal iletişimi geçtim, birbirlerine girmeye başladılar. Dolayısıyla hakikaten çok zor bir durum. Fakat ben şimdi genel olarak bir harita çizdik ama ben Festen Gençlik Spor Kulübü anlamında bu pandemiden nasıl etkilendiniz ve hani bunu nasıl diyelim negatif etkilerini azaltmak için ne gibi yollar izlediniz bu konuda? Gerçekten şöyle bir şey. Feysan Gençlik Spor Kulübü olarak her kulüp bize maddi manevi zarar gördük. Ama biz elimizden geldiği kadarıyla çocuklarımızla o zaman ilk başladığımız zamanlar Zoom üzerinden evde yapılması gerekenleri, moral motivasyon konuşmaları, bunları detaylı olarak yapmaya çalıştık çocuklarımızla. Ama belli bir zamandan sonra artık çocuklar bunlara da sıkılmaya başladılar. Hani hep durmadan hocam hadi şu zaman geçsin, bu zaman ne zaman bitecek? Durmadan bu sorularla karşılaştık. Ama biz de ailelerimiz de çok bilinçli aileler, sağ olsunlar çocuklarına değer veren insanlar her aile olduğu gibi. Biz bunları olumsuz yönlerini çocuklara anlattık, olumlu yönlerini anlattık. Pandemiden sağlıklı bir şekilde, huzurlu bir şekilde çıkıp basketbol topuna kavuşabilmemizin maddelerini teker teker anlattık çocuklarımıza. Evde yapılacak egzersizleri anlattık. Ne bileyim kitap okuma saatleri koyduk çocuklarımıza. Sadece basketbolla hani dediğim gibi konuşmama en başlarında başladım da sorduğunuzda bizim için sadece basketbol önemli değil. Basketbol sadece bizim için bir başarı çıtasıdır. Ama çocukların eğitimi yüzünden hiçbir zaman unutmadık biz. Bizim ilk felsefemiz çocukların eğitimi. Çocukların özel dersleri, mesela bu pandemi olayından sonra antrenmana başladığımız zaman çocukların ben bütün hepsinin ders programlarını alıp antrenmana koymaya çalıştım. Yani bir jenerasyonda bile örnek veriyorum bir kişinin, x kişinin dersi varsa o saati koymamaya çalıştım ki o çocuk o antrenmandan mahrum kalmasın. Hani biz bu kadar eğitime önem veriyoruz. Bence çoğu kulüpte bu şekilde çalışıyordur diye düşünüyorum. Hani çocuklarımız ama gerçekten çok sıkılmaya başladı. Aşırı kilolar alımları. Artık çoğu basketboldan soğudu maalesef. Bir sene gibi bir süre geçti. Ve ne kadar daha gideceği belli değil. Sizin dediğiniz gibi hani bunun sonuçlanacağı daha belli değil. Yani biz cumartesi veya pazar günleri balkondan baktığımız zaman aşağı inemezken millet termosla çay yapıp parkta çekirdek çitliyor. Biz bugün böyle bir milletiz. Hani sonra bu hastalık geçsin maalesef geçmiyor. Bizim insanlarımızı bilinçlendirdiği sürece geçmiyor. Bizim çocuklarımız da sadece basketbol amaçlı değil, eğitimden de geri kalıyorlar. Hani bu Zoom'dan yapılan dersle yüzü yapılan ders bir olamaz şahsen. Hani bu çocukların suçu günahı ne? Bunların veballerini alıyorlar bu insanlar böyle bir şekilde yaparak. İnşallah en kısa zamanda bunlar da sonuçlanır da manevi olarak hani biz artık maddi boyutuna bakmıyoruz. Manevi olarak çocuklarımızı eski haline çevirebilmek, basketboldan soğuyan çocukları da basketbola tekrardan ekarte edip içimize montalamak gerekiyor. Bunları düşünüp bunların çalışmalarını şimdi fizibilitelerini yapıp bunlarla görüşüyoruz. Mesela bizim için örnek veriyorum 12. sınıfa geçen çocuk, 8. sınıfa geçen çocuklarımız olduğu zaman biz ilk önce dersi öne sunuyoruz ki
Çünkü 2 gün sonra bize vebal olarak hocam siz bize basketbolu sundunuz. Ben basketbol yüzünden derslerime çalışamadım. Bu şekilde bana gelmemeleri için benim için ilk önce bir eğitimleri var. Yani benim sporcuların hepsini bir de sınav haftaları olduğunda ben antrenmanlara gelmeyin diyen bir antrenörüm. Ligde maç olsa bile sadece maça gel. Antrenmanlara gelme. Böyle diyen bir antrenör var mıdır? Yoktur bence. Hayır. Ama Zannetmiyorum. benim kulübümdeki oyuncularım bunları çok iyi bilirler. Yani biz bu şekilde çalışıyoruz. Bu şekilde dediğiniz gibi en son toparlamam gerekiyorsa bu pandemi gerçekten herkesi çok yıprattı. Hem oyuncuları yıprattı hem antrenörü yıprattı. Ayrı bir dal, ayrı bir branş. Maalesef antrenör arkadaşlarımın koruyan hiçbir kurum yok. Bir derneğe bağlı değiliz. Bir federasyonun yaptığı bir destek yok. Biz antrenörler olarak bu durumdan mahzunuz. Ama antrenör arkadaşlarımız basketbolu sevgisiyle, aşkıyla biraz daha dişlerini sıkmaları gerekiyor. Veya ayrı bir meslekte, geçici bir meslekte çalışıp tekrardan basketbol sezonu açıldığı zaman tekrardan dönmelerinden yanayım. Mesela biz bile pandemide fitness salonu açtık. Personal trainer olarak. En azından antrenman yapan çocuklarımızı biz buraya davet ettik. Burada gelip çalışıp personal trainer'la hocalarımızla beraber eksikliklerini en azından bir sene antrenman yapmayan adamla burada kuvvet, denge, çabukluluk, çeviklik bunları yaparak o açıyı kapatmaya çalışıyoruz. Top tutamasak bile gelen burada da zorunluluk da kılmadık. Pandemiden dolayı maalesef bunu da zorunluluk kılmadık. İsteyen insan gelebilir. İsteyen insan gelmeyebilir diye bir ibare koyduk çocuklarımıza. Çünkü ben gerçekten hani şunu çok inanıyorum. Bir insanın bile vebaline girersem ben o vebale yaşayamam şahsen. Hani bu pandemiden dolayı gerçekten insanlar çok korkuyor. Bu şekilde çalışma yaptık. Antrenör arkadaşlarımız da inşallah biraz daha dişlerini sıksınlar. Güzel günler gelecek ama ne zaman gelecek? Herkes sabırsız. Hakkımız hayırlısı olsun diyelim. Yani şöyle yeni normaller demeye başladık. Yani inşallah Evet. önümüzdeki senelerde de hani bu artık bildiğimiz normale dönmez. Çünkü dediğiniz gibi çok özledik. Yani ben mesela bu sene kendime yani oyuncular tahmin edebiliyor. Ben bu sene kendime demiştim ki mutfağa gireceksin İrem. Hani maçları seyredeceksin, kendine notlar alacaksın, öğreneceksin vesaire. Ben bu özlemle yaşıyorsam zaten çocukları, antrenörleri düşünemiyorum bile. Yani çünkü o sahada oynamanın size verdiği bir özgüven var. Size verdiği bir haz, mutluluk var. Bir sene boyunca bunu yapmadıktan sonra hakikaten büyük bir eksiklik oluyor. Yani bu basketbol aslında hani sadece bir yan olay olarak değil. Basketbolcu olmaya karar verdiğinizde bir çocuk olarak olsanız bile siz hayatınızı ona endeksliyorsunuz. Yani işte özel hayatınızdan tutun, okul hayatınız. Tabii siz biraz daha okula endekslemişsiniz Evet. basketbola. Ama maalesef bizde durum böyle değildi. Bizde atıyorum büyük kulüplerde de idmanlara tam katılım çok önemliydi. Özellikle süre alabilmek adına maçlarda. Ben hani fen okumama rağmen hani sınavlara çalışabilmek için benim için izin almak çok zordu. Çünkü genelde öncelikle evet basketbol. Ben işte idmandan geliyordum. Saat atıyorum 8:30. İdmanı yaptığınız saat oldu belki 10:30. Eve gelmeniz 11:30, 12 falan. Zaten oradan sonra ders çalışıyorsunuz derken gece yarısını da geçtikten sonra ancak uyuyabiliyorsunuz. Ertesi güne okul var. Tabii biz bunları şu anda pandemi dönemiyle geçtik ama yani o adaptasyon işte derken çocuklar iyice şey oldular. Dediniz ki kilo aldılar vesaire. Neden? Çünkü hareket alanını basketbol sağlıyordu onlara. Onun Tabii ki. dışında kendileri spor hani mesela evde fitness ya da bir yerde siz mesela salon açmışsınız. Onlar kendileri yapıyorlar mı emin değilim ama onlara bir olanak sağlıyor. Zaten hayatının büyük bir kısmını kaplıyor. Şimdi hayatının yarısı gitmiş gibi bir şey oluyor ve elinizde sadece işte Zoom'dan yapılan vesaire eğitimle bir de kendi ev hayatınızla kalıyorsunuz. 4 Evet. saatte çocuklar için çıkma süresi
Zaten elinizde bir şey kalmıyor tam anlamıyla. Aynen öyle. Maalesef her şeyi elimizden Çok alıyorlar. Şöyle söyleyeyim, 9 dakika kaldı. Bir saatlik kısıt süremiz vardı ama isterseniz programı sonlandıralım. Bir sonraki programı açalım. Diğer sorularla devam Olur. edelim. Olur. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Tekrar birazdan açacağım. 1-2 dakika sonra.